Bu benim Kuzguncuk'ta aldığım ilk ev. Benden önce dağlarca almak istemiş burayı. Bakmış, buraya Yaşar Kemal sığmaz demiş. Vazgeçmiş. Sonra ben rastlantı, ben geldim. Sonra onardım burayı. Dağlarca geldi, sen burayı büyütmüşsün dedi. Ya dedim, dağlarca bak. İki taraftan yapışmış birbirine. Yani nereye büyüteceğim? Ki Kuzguncuklular görsün, yani bir harabe şeklindeki ev onarılınca, dilinden anlayan birisi onardığı zaman ne kadar ekonomik olabiliyor ve ne kadar farklı olabiliyor. Bu sokağı anlatırken yalnızca insanları anlattım. Benim Kuzguncuğa yerleşmemde bunların hepsinin nedeni var. Önemli olan insan. Bu benim için önemli olan ve o insan dokusu arasındaki, daha doğrusu insanlar arasındaki ilişkileri onarmadan yapıları onarmışsınız, çok şeyi yok. Ne haber? Bu Balyan ailesinin eniştesi, yani bu da Balyanlardan biri. Onun için bunlar sultanın sevgili kulları. O nedenle, o sevgi nedeniyle kubbeli yapılmasına izin verilmiş. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Bu cami yapılması 1950'den sonra, 52'de. Haham diyor ki artık burada Türkler de çoğaldı. Onların da bir tapınağı olmalı diyor. Ve Ermeniler arsalarının yarısını armağan ediyorlar. Ve ilk yardımı da 1952'nin parasıyla 500 liraya olarak Ermeni papazı yapıyor. Ve gerçekten bu bütün dünyaya verilmesi gereken mesaj. Burası ünlü İsmet Baba meyhanemiz. Buraya beni ilk Bedirrahmi Eyüboğlu getirdi ve ben o gün karar verdim ki buraya yerleşeceğim.
Çünkü aradığım eski İstanbul'dan bir parçaydı. Yani ben onu da ancak diyelim ki Paşa Limanı'ndan Çengelköy'e kadar olan bölümde bulabildim. Çengelköy'de sokak kültürü var ama Kuzguncuk'ta mahalle kültürü var. Burası sinagogumuz. 1492'de İspanya'dan sürüldüğü zaman Yahudiler, hiçbir Avrupa devleti onları kabul etmedi. Sadece Osmanlılar, II. Beyazıt özellikle, oradan gelenlerin yani belli gelir düzeyinde olanların çoğu da buraya yerleşti. Burada İspanya'dan getirilmiş 700 yıllık şey var, Tevrat var. Hiç kimse kimseyle düşman değil açıkçası. Bu çok önemli bir nokta ve Kuzguncuk'un asıl özelliği bu. Yani eğer bunun altı çizilmezse bugünkü topluma çok şeyi yitireceğiz. Burası evime bitişik ve ikisinin arasında da bir kapı vardı ve gerçekten bu önemliydi. Hele gecede çalışan bir insan için bilmem ne kitabına gerek duyduğunuz zaman hemen girebiliyordum şeye. 33 yıl falan bana hizmet verdi ama artık şimdi 84'ümün içindeyim. Yani yoruldum değil, benim şeyim, düşüm günün birinde çizgi masasının üzerinde kalmak. Bundan vazgeçmiş de değilim. Gerçi bilgisayarın üzerine kapanmak istemiyorum ama elimi çizerken daha çok seviyorum. Ondan sonra ve sonra kapattım. Havel vardır, ünlü yazar. O gelmişti bir keresinde ve o günlerde de Çekoslovakya ayrıldı. Dedim, nasıl oldu bu? Yani nasıl oldu da bu kadar bir sürü şey yaşamış bir ülke, üstelik yani oylamayla bilmem ne ayrıldınız birbirinizden, herkes birleşirken. O da dedi ki, çocuklar için çok az şey yaptık. Gerçekten bu çok önemli. Çocuklara ne doğru dürüst okunacak bir kitap verme konusunda, ne de oyunlarımız konusunda. Mesela üç taş oynarken, dokuz taş oynarken o çocuk bilse ki 3000 yıldır en azından bu memlekette bu oyun oynanıyor, herhalde başka bir heyecanla oynar. Biz aktarmıyoruz çocuklarımıza bir şey. Onun için gelecekten kuşku duyuyor insan bazen. Ama elinizden geleni yapmak zorundasınız ve onu yapıyorsunuz. Atatürk'ün deyimiyle Denizli koca bir köydü. Ben doğduğum zamanlar 1934 Kasım 26. İlkokulun 4. sınıfına kadar da orada okudum. Ve sonrası İstanbul. Yani Denizli yaşamımda sadece işte o doğuştan itibaren 10 yıl. Çamlığımız vardı, Başpınar vardı ve oralarda bütün mahalle beraber yer içerdik. Ben bunları yazdığım zaman o mahalleden yetişmiş bir hanım telefon etti bana. Dedi ki, Cengiz abi, ağladım hep. Çünkü bugün yok bütün bunlar. O bizim iki katlı güzel bahçeli evlerimizin yerine 7-8 katlı yapılar yapıldı. Ve ya aynı plan, işi sokak genişliği üzerinde gerçekten
kentleşmenin en kötü örneği verilmeye başlandı. Ama bizim kuşağımız bile şehirciliği ne olduğunu tam bilmiyorduk. Yani asıl mesele orada. Yani mimarlık şehirciliğin içinde bir ayrıntı bir yerde. İnsanların yaşamına biçim veriyorsunuz bir yerde. Yani sizin yaptığınız gezeneğe göre, sizin yaptığınız merdivene göre, onun adım boylarına göre her şey gerçekten insanla ilişkili. Ama bir şey var, önemli bir nokta var. Mimar bütün öteki sanatların yuvası bir anlamda. O yüzden öteki sanat erleriyle birlikte yetişmeli. Yani bir mimarlık okulunda bir ressam da bir yerde bir atölyesi varsa olup çalışıyorsa, heykeltıraş da varsa işte daha iyi mimar yetişiyor. Arkeologlarla çok sıkı fıkı ilişkilerim oldu. Onun için Anadolu'nun hemen hemen her yerinde gerek Osmanlı'yı, gerek Selçuk'u ama aynı zamanda bütün antik dönem mimarlığını Hitit döneminden tutun şeye kadar yani Şiyan'da Göbekli Tepe'ye kadar yani 12 bin yıl öncesine kadar bütün önemli yapıları görüp yerinde inceleme olanağım oldu. Şu anda zaten Mimar Sinan'da verdiğim derste kültürümüzün oylumları derken ben 1000 yıl öncesinden başlamıyorum anlatmaya. 12 bin yıl öncesinden başlıyorum. Bu çok fazla önemli artık bu memlekete sahip çıkmayı da bu yoldan öğreneceğiz. Bunlar gerçekten besleyici şeylerdi. Ve bütün mimarlığım da zaten memleketimin ekonomik koşulları içinde kalmak koşuluyla yani son dönemde başka hiçbir şey umar bırakmadıkları için belki bazı yabancı şeyleri kullandım. Hep yerli malzemeyle ve benim insanıma göre bir mimarlık yapmaya çalıştım. Ne bir tek şöyle küçük parmağım kadar ağacı kestim. Ne mimarlığımla yalan söyledim. Durmadan yaratıcı olmak için çalışacaksınız. Durmadan geleceğin daha güzel olması için, daha sağlıklı olması için, daha çok insana yakışır biçimde olması için çalışacaksınız. Okulumda da yani burada Mimar Sinan'da 2 yıl okudum. Sonra bir üst sınıfa geçtim. Almanya'da sınav yaptılar ve üst sınıfa. Bu ilk defa oldu Alman eğitiminde. Ama ya her iki yerde gördüğüm şey insan en çok arkadaşlarından öğreniyor, öğrenci. Gerek Almanya'da gerek sonra buradaki yaşamımda buna çok önem verdim. Gerçekten hep şunun üzerine çalıştım. Gidip doğru dürüst 1/1 üzerinden dokunarak, nasıl yapıldığını da duyumsayarak, yapılanı izleyerek ama gene her şeye rağmen kendi arkadaşınızdan, kendi öğrenciden öğreniyor en fazla. Özellikle son birkaç yıldır Anadolu'da gitmediğim üniversite neredeyse kalmadı. Öğrenciye neyi öğreteceğiz? Neyi düşünmeyi öğreteceğiz? Öğrenciye düşünmeyi öğretmiyoruz felsefeden kaçaraktan. Felsefe düşünceyi öğretir insana, düşünmeyi öğretir insana. Onu şey yapmadan yani çocuklara gerçekten yazık ediyoruz. Okumakla mimarlık olmuyor. Mimarlık başından beri bir neolitik ilişki, usta-çırak ilişkisi. Bugün üstelik vaktiyle olduğu gibi
sadece 2-3 kişi arasında ustalık çıraklık ilişkisiyle de bitiremezsiniz. Yani danışmanlarınız olacak. 15-20 tane en azından. Nerede, kiminle işbirliği yapacağını bilmek zorunda mimar. Memleketimde, yani Denizli'de bir Baba Dağlılar Çarşısı vardır, çok sevilen. Yürüyerek bilmem kaç, 10 katı çıktığınız. O hala çok sevilir ve Denizli'nin simgesi olmuş durumda gördüğüm kadarıyla. Orada ya son yaptığım içe dönük otistik çocuklar için bir okulu çok severek çalıştım gerçekten. Orada başka yapılarım da var. Merkez Bankası var, bilmem işte bir ev var mesela, hala kullanılır. Antalya'da Olbia, Antalya Üniversitesi'nin içindeki 300 metrelik yol ve sosyal donanım, yani kültürel bir merkez. Oradaki 1500 kişilik tiyatro, o Ahan ödülünü aldı zaten. Sonra Ankara tabii, Türk Dil Kurumu yapısı. Bir yıl almadım işi üzerime. Çünkü açıkçası korkuyordum. Yani Türkiye'nin en kalbur üstü insanları oraya girip çıkıyor. 500 üyeydik. Ve gerçekten Türk Dil Kurumu bütün Türkiye'deki mimarların oylarıyla Cumhuriyet döneminde yapılmış 20 yapıdan biri sayıldı. En etkili olan, Cumhuriyet'e en yakışan. Bu da benim yaşadığım dönem. Cumhuriyet çünkü benim hayatımda çok büyük rol oynadı. Yani Cumhuriyet bana okul verdi. Cumhuriyet bana başka olanaklar getirdi. Benim babamın harcadığından daha fazla para harcadı benim eğitilmem için. Ve ben Cumhuriyet'e gerçekten borçluyum. Bunu nasıl unuturum? Yani gerçekten nankörlük derler başka türlüsüne. Kısacası Ankara'da örneğin cami bunlardan biri. Orada da tamamen kendimi bağımsız duyumsayıp gerçekten bütün cami kültürümüzü içselleştirmiş bir insan olarak yeni yollar aradım. Son yaptığım yapıda çeşme vardır. Denizli'nin sokaklarından arıklar geçer. Her evden 2-3 arık geçer. Mesela o söylediğim İçe dönük çocukların şeyde koridorların önünde su kanalları vardır. Su insanı mutlu ediyor. Ve düşünürken daha sudan başlayarak bazı şeyleri, ayrıntıları ve oylum çözümlemelerini yaptığım oldu. Kuş evleri konusunu neden ele aldım? Kuş evi şunu söylüyor, empati. Bir insanın, bir canlının karşısındakinin yerine koyabilmesini bilmesi. Mesela Sinan bir sebil yapıyor. Bütün yalakları birbirine incecik yukarıdan bir santim genişliğinde bir kanalla bağlıyor. Kuşlar su içebiliyorlar. Kediler, köpekler su içebiliyorlar. Ve bu beni insanlığımın son sınırlarına kadar mutlu ediyor. Çünkü yani koca Sinan, Süleymaniye'yi yaratmış olan Sinan, kediyi, köpeği, kuşu düşünebiliyor. Ne güzel bir şey. Var mı böyle bir kültür? Bastığım yeri kazdılar. Roma yolu buldular. Doğusu, batısı, Selçuklusu, Osmanlısı. Ayak sesleri üst üste. Sordum, nereden böyle?
dediler azdan. Sordum nereye böyle? Dediler çoğa. Çok doğal benim için. Sizin de bildiğiniz, benim de bildiğim sözcüklerle. Ama aynı sözcüklerle siz başka şiir yazıyorsunuz, ben başka şiir yazıyorum. Yani yoktan var ediyorsunuz olayı. Mimarlık da öyle. Kum, demir, çimento, herkes her şeyi biliyor. Hiç bilinmeyen bir şey yok. Ama gene yoktan var ediyorsunuz. Ben genellikle mimarlıkta iyi çözümlere ulaştığım zamanlarda iyi şiir yazdığımı biliyorum. Bu bana yetiyor.